Antalya'nın Perge Antik kentinde bulunan ve Homeros'un İlayda destanında şiirsel dille aktardığı, Truva Savaşı'nın dramatik sahnesinin tasvir edildiği mozaik gün yüzüne çıkarılıyor. Batı Cadde'de hemen başlangıcında Güney Portik üzerinde bir mekan açmak istedik. Ziyaretçilere bu dükkanlardan bir örnek sunmak amacıyla. Dükkan açtığımızda bu yapının bir mekanın dükkan olmadığı, bir kutsal kült mekanı olduğu ortaya çıktı. 6'ya 7 metre ebatlarındaki kutsal bir mekan olduğu düşünülen yapının zemindeki mozaik bölgede tek örnek. Orada koç yok. Eseri benzersiz kılansa İpinegya'nın kurban edilme sahnesinin antik dönemde çok sık tasvir edilmemiş olması. Antik çağ tarihçilerine göre kuruluşu Truva Savaşı'ndan sonraki yıllara rastlayan Perge Antik Kenti'ndeki kazılar 2012 yılından bu yana Antalya Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda sürdürülürken 2017 yılı çalışmaları 5 arkeolog, farklı üniversitelerden bilimsel danışmanlar ve Antalya Valiliği tarafından İşkur aracılığıyla toplum yararına çalışma programı kapsamında temin edilen 45 işçiden oluşan ekiple devam ediyor. Bu mekanın kazısına başladık. Ve üst seviyeden itibaren aşağı indikçe işte duvarlarda freskolar ve zemine indiğimizde de mozaikle kaplı bir zemin karşımıza çıktı. Bu sene inşallah güzel bir şekilde zemindeki restorasyon da tamamlandıktan sonra yani emsali olmayan ve daha bölgedeki ilk mozaik mi bu? Evet, bölgede böyle başka bir örneği olmayan bu sahne belki hazırlanacak bir projeyle ziyaretçinin de sunumuna açılacak. Hı-hı. İlk kazı çalışmalarına 1946 yılında başlanan antik kent, Güney Hamam Helenistik dönem kuleleri, Agora Sütunlu Cadde, Kesros Çeşmesi, su kanalları, portiko ve çok sayıda dükkan, antik tiyatro, stadyumu ve yeni açılan sütunlu batı caddeleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Perge'nin en önemli özelliği kentin mimari yapılarının yanı sıra bir heykeltıraşı okulu ve ekolü olması, bununla ön planda olan bir kentimiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Perge'de kazı çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor. Uzun süredir ziyarete kapalı olan Perge Antik Kent, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatı doğrultusunda ziyarete açılmıştı.